Yine bir bakım videosuyla karşınızdayız. Zaman çok hızlı akıp geçiyor. Yine bir bakım zamanı geldi. Bu sefer 20 bin bakım yapacağız. Mazot filtresini de değişeceğiz. Bu arada marka görünen her videoda reklam demek zorundaymışız. Burada da fiyat görünüyor ya. Şimdi burada reklam diyeceğiz herhalde. Çünkü böyle bir kanun varmış. Videoda reklam, videoda bir şeyin markası görünüyorsa altına reklam yazmamız gerekiyormuş. Biz hani fiyat gözüküyor ya, buna da reklam diyeceğiz herhalde. Her neyse, şimdi 20 bin bakım yapacağız. Mazot filtresi fazladan değişecek. Normal 10 bin bakımında mazot filtresi değiştirmiyorduk. Her iki bakımda bir mazot filtresi de değiştirmemiz gerekiyor. Bizim fiyat araçların bakımı gerçekten diğer araçlara bakarak çok kolay. Evinizde kendiniz bile yapabilirsiniz. Yeter ki yeterli malzemeniz olsun. Malzemeden kastım da en önemlilerinden birini göstereyim. Yağ sökmek için böyle bir uzunca cırcır. Ben bunu bir pazarından almıştım. Cırcırın görevi yok. Çünkü yani cırtlamıyor aslında. Burayı kaynatmışlar ama bizim işimizi görüyor. Bir tane uzatma. Çünkü yağ filtresi biraz aşağıda. Yukarıdan daha rahat sökeriz. Burada aşağıda hareket alanımız çok dar. Bir de bizim Euro 4 araçların, şöyle döndüreyim, 27 mm lokma olması gerekiyor. Euro 4 ile Euro 5'lerin lokma numarası farklı. Şuraya bir yer ekleyeyim, tam hatırlamıyorum çünkü. Lokma numarası farklı. Onlar da farklı lokmayla sökülüyor. Bir diğer konu, bir de şöyle bir cırcır seti olması lazım. Çünkü alttaki yağ tapası her markanın şeyi, yuvası farklı. Kimisi Allian üretiyor, kimisi Torkla üretiyor. En son ben taktığımda o tapayı hep değiştiririm. Allian'dı mesela. O yüzden hani böyle bir setin olması mantıklı olacak. Bir de en azından 1-2 tane balata spreyi bulundurmanız iyidir. Çünkü temizlerken yağ sıçrayacak, elinize dökülecek vesaire. Özellikle yağ buraya doldururken illaki bir iki damla yağ taşıyor. Bu yağı temizlemek için balata spreyi gerekiyor. Bir de şöyle göstereyim. Şöyle 5 litrelik veya daha büyük varsa daha büyük, işte 10 litrelik falan bir bidon. Çünkü yağ buna boşaltacağız. Başka neyimiz lazım? Filtrelerimiz hazır zaten. Şuradan yağımızı göstereyim. Yine dediğim gibi de marka görüklüğü için reklam vermemiz gerekiyormuş. Şuraya bir yere yazarız artık reklam diye. Ben yine Lükümol'u kullanıyorum. Çünkü memnunum. Memnun kaldım. O yüzden kullanıyorum. Filtre olarak da polen filtresini Wobermann'ınkini kullanıyorum. Karbonlu. Bunu şiddetle öneririm. Neden? Karbonlu filtreleri klimada nem kokusu yapmıyor. Rutubet kokusu yapmıyor. O yüzden onu öneririm. Diğer filtrelere gelince, yağ filtresi Euro 4'ler için bu numara olması gerekiyor. Filtron alacaksanız veya bu marka alacaksınız. Dediğim gibi hani marka görüktüğü için yine reklam dememiz gerekiyormuş. Saçmalığa bak. Sonuçta ben paramı verip aldım. Neyin reklamını yapacağım yani? Sanki bana bedava mı verdiler? Yazmamız gerekiyormuş, yazacağız. 682 Euro 4'ler için olan. Euro 5'ler için de sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, 682/2 gibi bir ibare vardı. Ona da bakar, şuraya resmini eklemeye çalışırım. Bu yağ filtresiydi. Bu hava filtresimiz. Bu da AP92/7. Euro 4 için bu kodu aratıp doğru filtreye ulaşabilirsiniz. Ne kaldı? Mazot filtremiz. Mazot filtremiz de Filtron'dan ilk defa aldım. Ben normalde diğer firmalarınkini kullanıyorum. Ne denk gelirse onu kullanıyorum daha doğrusu. Opar mı denk gelir, diğer mi denk gelir. Bu sefer Filtron'unkini aldım. Bunun da kodu 966/3 olması gerekiyormuş. Linyaya uyumlu olan. Şimdi o zaman ilk önce arabamı ben geceden bıraktım. Bu şekilde ayağa kaldırdım. Şimdi göstereceğim size. Hatta görünüyor, şöyle yapayım. Kaldırım taşlarının üzerine çıkarttım. Her iki tarafta gördüğünüz gibi. Araba yüksekti. Altına girip rahatça bidonu, çünkü bu 5 litrelik bir bidon, 3,5 litre kadar, 3,2 litre kadar yağ akacak ya, şuraya kadar akacak. O yüzden bunun sığması gerekiyor diye yükselttim iyice altını. Bunu yükseltmeseniz dahi, bizim arabanın altı yüksek olduğu için alttan yağ boşaltabiliyorsunuz. Yeter ki geniş kabınız olsun yani. Yağ boşaltma işleminizde bu kadar abartılacak bir şey de yok. Yani gerçekten oturup evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Ben şu an evin otoparkındayım yani. Oturup kendim yapacağım. En fazla ne kadar alır? Bir saatimi alır. Video çektiğim için 2 saat olur, onu birleştireceğim mesela. Dolayısıyla çok zamanımı almayacak. Sizin de almaz. Yeterli malzemeniz, ekipmanınız olsun yeter ki. Şimdi ilk önce alttan yağını boşaltacağım. Alttaki yağ iyice boşalana kadar en azından biz de bu arada üst kazanı sökeceğiz. Hava filtresi bölümünü sökeceğiz.
polen filtresini takacağız. Biz bu işleri yaparken yağımız iyice süzülmüş olacak. Zaten geceden böyle bıraktığım için sabah hiç çalıştırmadım, hareket ettirmedim. Yağ dibe iyice süzüldü. Boşalttıracağız iyice yağını. Filtrelerimizi, işte hava filtremizi, mazot filtremizi falan takarken zaten o iyice akmış olacak. Ondan sonra alttan tekrar tıpamızı takacağız, üstten yağımızı dolduracağız. Olay bitti. 10 bin bakım, 20 bakım, 20 bin bakımı dediğimiz şey aslında bunlardan ibaret. O zaman şimdi yağı boşaltmakla işe başlayalım. Aracımızın yağını boşaltmamız gereken nokta tam aslında burada. En yakın nokta, arkadan da olur ama en yakın nokta burası oluyor. Şöyle size o yeri göstereceğim. Eğiliyorum. Bakın tapamız tam burada. Şimdi şöyle ittireyim. Karter tapamız burada. Diğer taraftan şimdi içini de göstereceğim. Şöyle yaklaştırayım iyice. İşte bu. Buradan boşaltacağız. Gördüğünüz gibi kovamı kestim. Şöyle yapayım. Bundan bunun içine boşaltacağız güzelce. Bu boşalırken biz üstteki işlemlerimizi halledeceğiz. Şimdi buraya uygun anahtar bulup bunu sökelim. Evet, telefonlarımızı yerleştirdik. Bidonumuzu da şöyle yaklaştıralım. Tamam. Bendeki halen neymiş mesela? H8. Ama siz de farklı olabilir dediğim gibi. O yüzden çok bakmayacağız oraya. Şimdi buradan yavaşça sökeceğim. Evet, gördüğünüz gibi kolayca sökülüyor. Şimdi eldivenimi alacağım ki elim yağ almasın. Böyle sebze reyonlarında gördüğümüz şu poşet eldivenlerden alıyorum elime. Bu yeter bizim işimizi görür. Sonra yavaşça eğiliyorum. Artık elimizde sökülecek kıvama geliyor. Bidonu çekiyorum önüne şöyle. Yavaşça döndürmeye devam ediyorum. Hani yere damlamasın diye. Bismillah. Çekiyorum. Evet. Oo. Yere çok damlattık ya. Ayarlayamadık. Şunu alayım artık telefonu. Oh. Yıkadım elimi. O yağ boşala dursun. Biz üstteki filtreleri değiştirelim. Şimdi ilk önce hava filtresini değiştireceğim ama bu kazanı komple sökeceğim. Çünkü içini de temizlemek istiyorum, yıkamak istiyorum. Sökmek için ilk önce şu vatandaşın tırnağını açıyoruz. Böyle düz bir tornavidayla tırnağı açtıktan sonra bu soketi yerinden kanırtarak çıkarıyorsunuz. Sonra burada turbo hortumunun vidası var. Bunu da açıyorsunuz tornavidayla. Şuradaki hava hortumumuzu şöyle yavaşça döndürerek çıkarıyoruz. Bunları hep temizleyeceğiz. Şuradaki turbo hortumunu geriye çekip çıkarıyorsunuz. Bu çıktıktan sonra şöyle alttan tutup kaldırabilirsiniz. İki tane şeyi tutuyor. Bir de burada delik var. Buraya böylesine giriyor. Bunu yerinden çıkardık. Şimdi bunu sökeyim. Hava filtresini alayım yerinden. Sanırım 8 numaraydı ya da 7 numaraydı bunlar. Evet, 7 numara. Komple sökmenize gerek yok. Bu kadar çıkması yeterli oluyor. Bakayım. Evet, sadece şunu biraz daha sökelim yeter. Vidaları üstünde bırakıyorum. Şöyle bakalım buraya. Eski hava filtremizi söküyoruz. Bu hava filtresini rutin bakımını beklemenize gerek yok. Daha sık değiştirebilirsiniz. Zaten ucuz bir şey. Arabanın yakıtını düşürür. İçindeki pisliği de görüyorsunuz zaten. Pisleniyor yeterince. Bu pisliği tutamazsa buradaki pisliklerin tamamı turboya gider ve turbo kanatlarını parçalar. O yüzden değiştirmekte yarar var. Yani normalde değiştireceksiniz zaten ama daha sık değiştirmekte de yarar var. 5000'de bir değiştirebilirsiniz.
Onu da çıkarttık. Ben onu da özellikle çıkarttım. Neden? Çünkü bura boşalsın ki mazot filtresine ulaşayım. Dolayısıyla ilk değişimini yapacağımız şey mazot filtresi olacak. Onun yeri biraz zor da gördüğünüz gibi. Üst kazanı sökmem gerekiyordu. Üst kazanı zaten sökecektik. Şimdiden sökmüş olduk. Şimdi şu yağ çubuğunu da çekiyorum. Buradan hava alsın ki arabanın yağı iyice boşalsın. Daha sonra bu kapağı da açacağım ki yağımız tamamen boşalsın diye. Bu sarı kapağımızı da açıyoruz. Hava alsın, yağımız komple boşalsın. Tabi açtıktan sonra şöyle üstünü bir peçeteyle kapatacağım ki içeri pis toz girmesin. Şöyle kapalı dursun, hava alsın yeter. Gevşetirsek de yeterli. Şimdi mazot filtresine gelelim. Oraya biraz daha yakınlaştırayım. Şu üstteki kameramızı alalım. Şuraya sıkıştıralım şöyle. Net görünüyor mu? Evet, şöyle daha güzel gözüküyor. Şöyle biraz daha indirsek. Evet. Seni de oraya doğru yaklaştıralım. Evet, buradan da görünüyor. İlk önce şöyle bir yakın çekimden alayım da orayı daha güzel görünsün. Şuradan çıkaralım. Bakın bunların yanında şurada iki tane kilite var. Bak, burası buton gibi. Şuralara basılabiliyor. Burada da var, burada da var. İki taraflı var. Bunlar iki taraflı. Şöyle bastırıp yukarı doğru kaldıracağız. İki taraftan bastırıp ikisini de. Kaldırdığımızda bu mazotlar yerinden çıkacak. Evet, böyle daha güzel görünüyor sanırım. Buradan devam edelim. Şimdi şu vatandaşları böyle iki taraftan tutup yapacağız ama benim tırnağım da geçen gün yaylada kıymık taştı. İlk önce bu filtrenin vidasını gevşetip şuradaki şunu esnemeyi oradan yaptırmak istiyorum. Hemen açalım. Bu kaçmış? Mesela 9 milimetre değildir o. Şöyle 10, 11. 11 değil o zaman 10. Evet, 10 milimetre. Buradan 10 milimetrelik ucumuzla şöyle biraz sıkıymış. Dolayısıyla şöyle biraz daha uzatalım. Çok sıkmışız zamanında. Bu kadar sıkacak ne vardı acaba? Arkasındaki somunu da tutuyorum ki arkadan dönmesin. Nerede gözüküyor ama şöyle yapsın. Evet, söktüğümüz vida bu şu. Burada somunu düşürme riskiniz yok çünkü arka taraf somun oraya kaynaklı oluyor. Şunu, şu parçayı, bakın vidayı çek, somunu çektikten sonra vidayı, şu parça geçirmeli, bu yerinden çıkıyor. Bunu şöyle yukarı koyayım. Şöyle döndürelim biraz, evet. Şimdi bu vatandaş boşta çıktı. Ben şimdi bunu nasıl sökeceğim? Ya tırnağım kıymıklı olduğu için biraz zorlanacağım herhalde. Şurada iki tarafı tırnağınızla bastırıp şunlara yukarı doğru çektirmeniz gerekiyor.
Bir tanesi biraz çıktı. Şöyle kenara aldık. Şimdi sıra diğerinde. Şuradan kurtarsam daha mı rahat çalışırım acaba şunu? Neyse. Şimdi geldi diğerine sıra. Tam tırnağın burasına kıymık girdiği için tırnağımla bastıramıyorum. Zorlanıyorum orada. Tabii bunun, bu filtrenin aşağı tam düşmüyor. Neden biliyor musunuz? Altında sensör var. O sensörü çıkaracağız şimdi. Bunu buradan görebilir misiniz acaba? Şöyle yapsak. Şimdi bakın şuradan filtreyi çekiyorum. Bakın altında sensör var. Bu su sensörü mazotla su tespit ettiğinde burada şeyde göstergede ışık yakar. Şöyle filtresinden kurtarıp çekiyoruz. Dönelim şimdi bana. Şöyle kaldırayım. Evet, mazotumuzu çıkarttık. Daha önceki neymiş? Sardeş filter diye bir şey. Böyle. Şimdi bu mazot filtresinin altındaki şeyi de sökeceğiz. Şu sensörü buradan çıkartmamız gerekiyor. Bunu elimizle yavaşça, zaten baktığınız gibi, gördüğünüz gibi bak, kolayca çıkıyor yani. Şöyle dışarı gideyim ki mazot dökülecek biraz. Şöyle yan bir şekilde koyuyorum buraya. Bunu da temizleyeceğiz balata spreyiyle. Bunu da yeni filtremize takacağız tabi. Şimdi nerede? Şunları şöyle güzelce temizleyelim bir. Şurada elim sileyim. Bunun alttaki şurayı açıyoruz. Bakın burada kapalı burası. Su sensörümüzü böyle güzelce yerleştiriyoruz. Tatlı elinizle sıkacağız burayı. Elinizin gücü yettiği kadar, daha fazla sıkmanıza gerek yok. Lastiği kesmeyelim. Şöyle iki filtreyi yan yana getireyim. Şurada da bir kap yok mu ya? Kaba dökseydik keşke. Her neyse. Şöyle yan yana getirdiğinde gördüğünüz gibi aynısı. Bu biraz daha boyu uzun gibi sanki. Şöyle tuttuğumda. Şöyle göstereyim yan yana. Sanki bu daha uzun gibi. Ama girişlerin kalınlığı aynı. Bizim için o yeterli. Şimdi geri dönelim, bunu yerine takalım. Kamerayı döndürelim o tarafa. Şöyle. Evet. İlk önce sensörümüzü takıyorum. Sonra şu kilitimiz vardı ya, ya şuradan ışık mı yansıyor? Buradan geliyor. Evet, ışığı kestik sanırım biraz. Sonra buradaki kilitimizi, kelepçemizi, kilite, kelepçe ne dersiniz?
yerine takıyorum. Bunun somunu nerede? Somun da buradaydı. Somun da buradaki yerine takıyorum. Şurayı tam oturtmamışız, bir dakika. O yüzden şey olmuyor. Şimdi oldu. Nereye oturtmadığımı kamerada görünmüyorsa şöyle biraz döndüreceğim birazdan. Şöyle göstereyim o kısmı. Zoom yapalım biraz oraya. Şöyle. Bakın şurada bir şey var, görüyor musunuz? Netlese namusuz. Ha, burası. Burası buraya geçmesi lazım. Burayı tutması lazım. Burayı tutmazsa bu bunu ittirdiği için bu tam oturmuyor. Siz ona dikkat edersiniz. Şöyle geri dönelim. Buraya sıkmaya devam edelim. Sabahın köründe yapıyorum ki bu işi. Sıcak çökerse mahveder bizi. Kayseri bugün çok sıcak. Şimdi mazot şeylerini, kelepçelerini tekrar yerine oturtuyoruz. Bakın çıt diye ses geldi, duydunuz. Şunu da takıyorum. Onu da bu çıt sesini duyduysanız her şey yolunda. Mazot filtresi değişimi bu kadar. Aslında en kolay filtrelerden birisi. Şimdi ne kaldı? Şöyle geri çekelim. Şimdi yağ filtremizi sökeceğiz. Burada 3 tane somunumuz var. Bunlar 7 idi sanırım. Bu arada bu kapağı serbest olarak bıraktım. Açık ki yağ iyice boşalsın diye. Şimdi bu filtreyi söktüğümüzde biraz daha hava alacak. İçerinde yağ hiç kalmayacak. Yağ kitapçıklarında şunu söylüyor. İçeride kalan yağ %5'ten fazla olmamalı diyor. Yani atıyorum 3 litre yağ varsa bunun %5'i kadar yağ kalması normal, pis yağ içeride. Ama onun üstünde pis yağ içeride kalmamalı diyor. İyice boşaltmanız gerekiyor yani. Bakın kaç numara demiştik? 10 numara. En iyi öyle en azından. Burada da Toki inşaatı var, onun gürültüleri var. İnşallah sesi çok bozmuyordur. Normalde durmuştu buradaki Tokiler depremden dolayı. Bir iki yıldır çalışmıyordu. Şu an herhalde yavaş yavaş hareket etmeye başlamışlar. Evet, bunu söktüğümde çanak dediğimiz, kimi çanak diyor, kimisi yağ kapağı. Bizim gerçek yağ kapağımız aslında bu. Sökeceğimiz kısım bu. Bunun içinde filtremiz duruyor. O karşımıza çıkıyor. Onu hemen alyan anahtarımızla, biraz önce gösterdiğim alyan anahtarımızla sökeceğiz. Euro 4'ün ki dediğim gibi kaçtı, 27 mi demiştik? 27 milimetre. Buraya takıyorum. Kamerada gözüküyor mu? Gözüküyor. Sonra hop, çevirdim. Gördüğünüz gibi rahatça çıkıyor. Tabii buradan yağ damlayabilir. Şöyle etrafını bir poşetle kapatalım. Ya da şu bezle kapatalım. Ya zaten temizleyeceğiz ama yani buraya ister istemez yağ damlıyor. Şöyle yapalım. Heh. Bir de kutu getireyim. Şu pis kutumuzu şuraya alayım ki çok damlatmadan dışarı çıkaralım.
yavaşça bunun içine koyuyorum. Şimdi burayı da açtım. Bunun içinde bir de yay var. O yayı da alıyorum. Şöyle bir yayımız var. Bunu da bir kenara alıyorum. Hava aldığı için bu biraz daha akacak. Ben bir peçete almışım. Şimdi peçeteyle buradaki pis yağı da emdireceğim ben. Bu biraz daha böyle beklesin. Ondan sonra tekrar dönüp tek tek toplamaya başlayacağız. Evet, biraz daha zaman geçti. Burası iyice sanırım alttaki yağ da iyice boşaldı. Şimdi şurada kalan az biraz pis yağımız var. Şöyle göstereyim. İçine oradaki pis yağ. Hatta şöyle dursun tamam şurada. Şöyle peçeteyle emdirip alacağım. Burada olabildiğince amaç pis yağı azaltmak. Yani arabanın içindeki eski yağ olabildiğince ne kadar azaltabilirsek, ne kadar emdirebilirsek, ne kadar boşaltabilirsek o kadar iyi bizim için, o kadar sağlıklı. Evet, burası gayet güzel oldu. Bu karter tapamızı aslında ben yenisini aldım. Yalnız kaybettim. Arabada nereye koyduğumu bulamıyorum. Normalde hep yenilerdim ama bu sefer yenileyemeyeceğiz. Normalde her bakımda değiştiririm ama bunun da lastiği zaten çok da şey olmamış gibi. Kötü olmamış gibi. Geçen bakımda değişmiştim. Normalde bunu hiç değişmiyorlar. Bu arada şu anki fiyatı orijinali almıştım ben. Kaybettiğim orijinaliydi, 80 lira olmuş. Geçen sene 50'ye almıştım. Ondan önceki sene 20'ye almıştım. Yüksele gidiyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Ben lastiğini çok sıkmadığım için lastik zedelenmiyor. Yani şurada biraz yükseltip ayı kalıyor. Diğer videolarda da bahsetmiştim. Şurada biraz yükseltip ayı olması lazım. Karter tapasını değiştirmiyorsanız bile en azından şu ring dediğimiz şey, şu contalar ayrıca satılabiliyor. Eskisini söküp götürüp yenisini alabilirsiniz. Evet, bunu koyalım kenara. Şimdi bu yağ filtreleri iki tip oluyor. UFI ve PurFlux olarak ayrılıyorlar. Kendi aracınıza uygun olanı almanız gerekiyor. Bu dediğim mesela şu elindeki çüklü diye geçer sanayi tabirinde. Şurası uzun olduğu için diğerlerinde şuralarda tırnak olur. Şimdi bunu da temizleyelim güzelce. Tabii burada contamız var. Şurada. Buradaki contayı yenisiyle değiştireceğiz. Şimdi yağ filtresinin içinde orijinal yeni contası çıkacağız. O çıkacak, onu değiştireceğiz. Bir de böyle bir yağımız var. Yay. Yağımız diyorum. Bu yağı da şöyle birazcık sıksak yeterli. Eski yağın, işte eski yağdan olabildiğince arındıracağız. Aslında amacımız bu. Bu arada bir önceki bakımda da kullandığım aynı markayı, bakın şöyle göstereyim. Markası, modeli, yılı burada yazıyor. Yağ filtresini aldıktan sonra şöyle içini bir incelerseniz sizin için iyi olur. Niye iyi olur? Şöyle yükselteyim. Şöyle güneşi tuttuğunuzda gözünüzle, bakın tabii kamerada belli olmaz ama
İçinde bir demir tozu görüyor musunuz? Ya da başka bir yabancı cisim görüyor musunuz? Buna iyi bakın. Eğer demir tozu gibi parlak şeyler görüyorsanız başınız belada demektir. Bakın yeni yan filtresinin içinde. Şunu, yayımızı şuraya atalım. Zaten bir tane conta çıkıyor. Bu conta neyin contası? Buranın contası. Şurayı değişeceğiz. Değişmemezlik etmiyorum. Zaten benimki de çok kötü durumda değilmiş. Mesela değişmesem değişmem ama elimde yenisi varken neden değişmeyeyim? Şöyle hafifçe takıp çıkarabilirsiniz. Hop, bu eskisiydi, şuraya koyalım. O yine şeyin altında temizliyoruz. Şöyle. Burayı yeni yağdan biraz damlatacağız buraya takarken tabii. Şöyle bir tozu varsa şöyle bir elimle döndüreyim. Evet, yerine taktık. En son takarken yeni yağdan ya da eski yağ olmaz da yeni yağdan buraya güzelce süreceğim ki sıkarken bu yoksa yukarı doğru ezilir, yakar, ezilir. O yüzden burayı mutlaka takmadan önce yağlamanız gerekiyor. Bu da buraya böyle oturuyor aşağı doğru. Bakın burada yağın şunun yuvası var. Şurada görüyorsunuz kilit dişleri. Buraya tam oturması lazım. Şöyle çevirdiğinizde bak tık diye geçiyor. Mesela şöyle direkt oturtup bırakmayın. Oturtun. Şöyle çevirin. Bak şöyle. Tam oturtmuşum ben. Ha şöyle yaptık. Tık yerine oturuyor. Şöyle yakından göstereyim. Bakın bunun da içinde dişler var. Bunun da o dişlere girecek yuva yerleri var. Gördüğünüz gibi. Bura buraya tık diye oturması gerekiyor. Şimdi arabaya gidelim, bu yağ filtresini yerine takalım. Şimdi oraya yağ süreceğim için yağ filtremizi de açıyorum. Bunu yanlışlıkla dediğim gibi 5 litre göndermişler. Normalde 3 litre alıyor. Ben 4 litre yağ aldım. Adamlar yanlışlıkla 5 litre göndermiş. Buradaki şeye göre şurada ölçüsü nerede? Burada tırnak tırnak ölçüleri var. 1 litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre, 5 litre gibi. Değil mi? Değilmiş lan. 1, 2, 3, 4, 5 doğru. 1. litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre, tepedeki de 5 litre. Biz dolayısıyla ne kadar koyacağız? Şurası 1 litre, 2 litre, 3 litre. Yani şurada falan bırakmamız gerekiyor. Şu kadarlık bir yağ kalacak bize. Onu da yağ çubuğunu yapa yapa şey yapacağız. Şöyle kaldım. Yağ çubuğundan ölçe ölçe gideceğiz. Şimdi burayı açıyorum. Niye açıyorum? Şeyi yağlayacağım. O filtrenin kenarını yağlayacağım. Açtım. Şu kapağını şöyle minicik bir damlatayım. Allah. Evet. Şimdi bunu aşağı indireyim. Hem şu kısma şuraya. Şöyle güzelce hem bu kısmı. Hem de şuradaki yağ şeyleri, contaları şöyle elimle yağlayacağım. Bunu pis yağla yapıyorlar. Yani temiz yağ varken neden pis yağla yapacağız ki, değil mi? Çıkma yağla. Evet. Şuralarda şöyle güzelce yağlıyoruz. Çünkü oraları iyice kuruladık ya. Ben derken buradaki contalara zarar vermeyelim. Bu filtron markası şeymiş. Lan söyledikçe de acaba reklam yazmak gerekiyor mu bilmiyorum ama. Reklam da değil ya. Ben bunların hepsini parayla aldım. Niye böyle değişik bir kanun var onu da bilmiyorum. Bu Man ve Bosch'un Man'la bir filtrenin aynı fabrikada çıkan ürünüymüş. Yani aynı ürün aslında. Adı filtron. İyiymiş öyle diyorlar. Ben de aldım bu üçüncü, dördüncü mü? Dördüncü kullanışım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunu yerine oturttuk. Şimdi yayımız, unutmayalım. Bir yayımız var şurada. Şöyle bir yayımız var biliyorsunuz. Bunu yerine takıyorum şimdi.
Şimdi filtreyi ilk olarak elimle sıkıyorum, diş kapmasın diye. Çünkü bir taraf plastik, bir taraf alüminyum. İkisi de birbirine zarar verebilir. Evet, şöyle şuradan görünüyor herhalde. Ya da küçük şeye mi alsam? Neyse, görünüyordur oradan. Bunu şöyle tutuyorum düşmesin diye. Yerine... Ay, çıktı mı? Çıktı herhalde biraz. Yok, çıkmamış. Yok, sıkıntı yok. Şöyle elimle döndürerek yerine yavaşça oturtuyorum. Biraz gevşetiyorum elimle tenekelerde. Yeni şeyimiz, contamız sıkı olduğu için biraz zor oluyor ilkinde. Yani şurası biraz sıkıştığı için ilkinde biraz zor oluyor. O yüzden şöyle gevşetip biraz sıkıp yaparsanız daha kolay olur. Sonrasında alyanla sıkabiliriz. Bismillah. Çok zorlanmıyor. Gördüğünüz gibi zaten zorlanıyorsa bir bokluk var demektir. O yüzden çok zorlanmadan şöyle hafif hafif gördüğünüz gibi döndürüyorum. Bakın şu an durdu. Kolay dönme durdu. Ondan sonra elimle tık 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 tık. Daha fazla sıkmaya gerek yok gerçekten. Bak, yeterli. Elinizle sıktığınız kadar. Çok az fazla sıkıp bir yeri kırmanıza gerek yok. Şöyle bakayım. Dönmüyor, yeterli. Zaten arabayı ilk başta bir çalıştıracağız. Şu kapakları takmadan önce çalıştırıp stop edeceğiz. Stop ettiğimiz aşırı basınç olduğundan buralardan kaçabilir. Stop ederken kaçabilir. O yüzden işimiz bittiğince ilk önce orada yağ kaçağımız var mı ona bakacağız zaten. Şimdi ne yapacağız? Buraya filtremizi taktık. Yağımız boşaldı. Hava da sıcaklaşmaya başladı. Şimdi alta ineceğim. Tapamızı, bir alt yağ tapamızı, karter tapamızı yeri yerine takacağız. Gördüğünüz gibi burayı mahvetmişiz. İlk defa bu kadar pis çalıştım yani. Hesaplayamadık, ayarlayamadık tam yerine. Şöyle yapayım. Şimdi şu pis siyah kovamızı alıyoruz. Buraya artık kumu falan dökeceğiz. Şöyle kenara çekeyim. Bir şekilde kurtaracağız. Alt kapağımı böyle yerine yavaşça takıyorum. Elimle. Gördüğünüz gibi böyle kolayca girmesi gerekiyor bunun. Sonra bu contayı hafifçe minikçe ezeceğiz. Yani çok aşırı sıkmayacağız ağzını. Şöyle döndürdük. Bakın durdu zaten. Biraz daha döndürdüm. O içindeki lastiğin biraz ezildiğini hissettim ve bıraktım. Bu kadar yeter. Şunu çekelim. Her ne kadar yeter desek de buranın yağ damlatmadığından emin olmak için burayı yağ spreyiyle, balata spreyiyle güzelce temizlemem gerekiyor. Bir iki gün takip edeceğiz. Yağ kaçanı olmadığından emin olacağız. Evet, iyi bir rüzgar çıktı. Şimdi bu yağ filtresini de taktık. Şimdi yağı boşaltacağız buraya yavaş yavaş. Şu vatandaşı alayım. Memleketteyiz. Hunumuz yok elimizde. Şöyle kenara atayım.
şu işe yarar mı acaba? Yok, şu olur. Tamam, şu güzel oluyor. Şunu peçeteyle güzelce sileyim. Apartmanlarda da böyle şeyler sıkıntı. Hep siyaslar mı şey görüyor? Parayı ben ödeyeyim dedi. Ver benim hanıma parayı. Niye vereceğim dedi. Hadi yağıyor musun da? Hadi yağsın. Hadi ben. Şurada 5'ti. Şurada 4. Şurada 3. Pardon. 1 litre, 2 litre, 3 litre, şurada 3 litre. Şurada 4. litre. Şunları silelim. Yani biz 3.2 yapacağız. 3'ün yarısı buraysa şurası. Yani tam şurada bırakmamız gerekiyor. Tabii yağ çubuğuna bakarak bakacağız. 3.2 alıyor bu. Şimdi iki kontrol yapacağız. Birincisi mazot filtresi değiştirdiğimiz için kontağı birkaç defa açıp kapatacağız. Oradaki mazot filtresi yaklaşık yarım litre mazot oluyor. Ondan sonra marşa basacağız. Şimdi açıyorum. Mazot pompası sesi duyuyorsunuz. Kesiliyor. Tekrar kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Fokurtuyu duyuyorsunuz arabadaki. O fokurtular kesilene kadar buna devam edeceğiz. Bu aslında deponun havasını alıyor şu an. Şöyle yapsam daha mı net diyorlar. Bak açıyorum. Şöyle biraz alttan çekmeye çalışayım. Tekrar kapatıyorum. Yeniden açıyorum. O ses kalmadı gerçi. Göstereyim dedim ama yeniden açıyorum. Bakın o fokurdama sesi neredeyse hiç kalmadı. Bunu dediğim gibi o fokurdama sesinden tamamen kesilene kadar tekrar ediyorum. Açıp açıp kapatıyoruz. Hiç kalmadı. Şimdi marşa basabiliriz. İlkinde yağlanması biraz geç sönecek ama sonra normal dönecektir. Çünkü yağ filtresinin de kağıdının yağlanması gerekiyor. Şimdi kapatıyorum. Tekrar marşa basıyorum. Bakın yağ filtresi, yağ ışığı anında söndü. Tekrar kapatıyorum. Açıyorum. Yağlanmasına iyi bakın. Anında sönüyor. Yani bu şekilde anında sönmesi lazım. Bu şekilde sönmüyorsa yağ filtreniz kesinlikle çakmadır. Ya da ne bileyim yağınız dandiktir, yağınız bozuktur, yağınız sahtedir. Ya da filtreniz sahtedir. Bu şekilde bu yağ filtresinin çat diye sönmesi lazım. Yağ filtresi, bu yağ lambası neden sönüyor? Şundan sönüyor. Bu arabanın önünde, motorun üstünde. Motorun üst kısmını göstereyim. Tam şurada bir yağ şeyi var, yağ müşürü var. Alttaki pompa tam çaprazda duruyor. Şu alttaki, şuradaki pompa yağ güçlü bir şekilde ulaştırıp buraya bastığında yağ lambası sönüyor. Yani buradaki yağın basınçla buraya ulaşma hızı. Burada buraya ne kadar geç ulaşıyorsa araba o kadar geç yağlanıyordur. O yüzden marşa bastığınızda anında yağ ışığının yanıp sönmesi lazım hızlıca. Bu arada şunun kapağını, dış kapağını ben 1-2 gün sonra takıyorum. Neden? Arabayı çalıştırdım, birkaç defa stop ettirdim ben. Kaçak olmadığından eminim şöyle. Parmağımı sürüyorum, bak hiçbir şey yok. Genelde hep buradan kaçırır, şunun dibinden eğer yanlış taktıysanız. Yine de emin olmak için şunun üstündeki o siyah kapağı nerede? Şu kapağı sonradan takarım ki olası bir kaçak varsa burada daha önceden göreyim diye. Bunu da söylemiş olayım dedim.
Şimdi üzerindeki işaretlerle yağ ekledik ama yine de emin olmak için arabayı taşlardan indirdim, geriye çekip şimdi yağ çubuğuna bakarak tekrardan karar vereceğiz yağımızın yeterli olup olmadığını. Bu arada bizim WhatsApp grubunda bir arkadaş dedi ki şu yağ çubuğu trigger zinciri setiyle birlikte geliyormuş. Her trigger zincirin setinin içinde yağ çubuğu oluyormuş. O da garip bir bilgi olsun kenarda. Ya çok temiz ya şu an. Çok şey de belli olmuyor. Evet. Şu an yağımız gördüğünüz gibi tam şurada. Neredeyse maksimum seviyesinde. Yani yeterli oldu. Evet, en son polen sistemi kaldı. Bunu da açıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde kömür parçacıkları var. Karbonlu diye geçer bunlar. Ne yapıyor? Bu nemi emiyor içindeki. Zaten biraz önce çıkaracağımla, biraz sonra çıkaracağımla bunun arasında bir ağırlık farkı da oluyor. Şimdi yerini göstereyim size. Şunu şuraya koyayım. Polen filtresinin yeri tam burası. Şu vatandaşı şurada bir şey var. Şöyle uzatayım. Yeri var. Şuradan çekiyorsunuz. Bunun kapağı açılıyor. Bir taraf geçmeli, bir taraf böyle. Şurası geçmeli. Şu tarafta tırnakla. Sonra şöyle bakalım. Şurada pislik içinde. Görün pislik nasıl dökülüyor. Zaten ağırlaşmış. Gördüğünüz gibi şişmiş. Bakın şöyle koyayım şuraya. Diğeri de yan yana göstereyim. Bakın zaten eme eme pişmiş, şişmiş içi. Kanallara bakarsanız şöyle. Tekrar bunu yerine takıyoruz. Güzelce oturdu. Eğer ok yönü varsa ok yönü aşağı bakacak. Ok yönü görmüyorsanız yazı düz duracak. Evet, burada da yine tık diye oturdu. Polen filtresi de değişti. Evet, totale baktığımızda mazot filtresini değiştirdik. Yağ filtremizi değiştirdik, hava filtremizi değiştirdik, polen filtremizi değiştirdik, 4 filtre değiştirdik. Yağımızı alttan boşalttık, üstten yeni yağımızı da ekledik. Bu yılki bakımımızı bitirdik. Mazot filtresini genelde çok fazla insanlar dikkat etmiyor ama mazot filtresi de çok önemli. Çünkü mazot filtresinde eğer mazot filtresi görevini yapmaz da pislikleri arabaya kaçırırsa buradaki pompamızı bozar, şuradaki. Bu pompa turbodan daha pahalı. Yani turboyu daha ucuza muhtemelen revize ettirebilirsiniz. Pompanın tamiri de pahalı, sıfır da pahalı. O yüzden yağ filtrenizi, mazot filtrenizi iki bakımda bir, en geç üç bakımda bir, 25 binde bir, 30 binde bir mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Bu yılki bakımı da bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şuralarda bir beğen butonuna tıklarsanız iyi olur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.